Abi dün mesela Ankara halkının görmek istemeyeceği, bizim de hiç görmek istemeyeceğimiz, tahammülümüz olmayacak çok çirkin olaylar yaşadı, yaşatıldı. Maalesef biz bu çirkinliklerin tarafı değiliz ama mecbur nefsi müdafaa yapmak için arkadaşlarımız bu olayların içerisine girmek zorunda bırakılıyorlar. Çünkü olaylar şöyle malum biliyorsunuz bir haftadır, on gündür Ankara'da bir iki tane meşhur bir trol var baba oğul bir televizyon kanalının ismini söylemeyeceğim. Bir televizyon kanalında bu milletin parasıyla kurulmuş olan televizyon kanalında 7/24 hakaret, iftira efendime söyleyeyim insanların kişilikleriyle, onurlarıyla oynayan yayınlar yapılıyor. Burada da onların sesinin temsilcileri var. Çıkıp burada da aynı şeyleri defalarca ifade ettikleri halde tekrar tahrik etmek için yalan beyanlarda bulunuyorlar. Bulunduktan sonra da biz arkadaşlarımız yalana tahammül ederek sabırla dinler dinlediğimiz halde bizim vereceğimiz cevaplara kesinlikle tahammül edemeyip kürsüye saldırdılar. Dünkü görüntüleri yaşamak zorunda kaldık. Peki niye tahammül edemiyorlar? Çünkü niye? Söyleyen arkadaşlar yalanın yalan olduğunu söyledikten en iyi onlar biliyor. Bizden daha iyi biliyorlar. Şimdi bu arkadaşların geçmişi, mazisi gerçekten savunulmayacak bir durumda olduğu için bizim onlardan bahsedeceğimizi o belgeleri vatandaşımıza söyleyeceğimizi, kendilerinin yaptıkları Ankara'ya talan ettikleri yapıyı anlatacağımızı bildikleri için endişeyle bunu Ankaralılar duymasın diye kürsüyü bu şekilde işgal ederek Ankara'daki emekli problemi, trafik problemi, hakikaten vatandaşın açlık problemi, Türkiye cinnet halinde bir toplum haline geldi. Bunlar konuşulmasın, gündem bunlarla meşgul edilsin diye böyle bir yanlış yolu seçiyorlar. Geçen dönemde aynı tarza devam ettiler. Türk milleti Ankaralılar çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi oranda milli irade tecelli ederek 60'ın üzerinde rekor bir oyla vatandaş aslında bunlara cevabı verdi. Mantıklı siyaset yapmak isteyen, doğru siyaset yapmak isteyen insan eksiklerinden ders çıkarıp bunları telafi etmesi gerekirken bu arkadaşlar bu tarzı artırarak devam ediyorlar. Bunun sebebi şu tüm Türkiye'de ve Ankara'da Mansur Yavaş ezber bozdu. Sıra dışı bir faaliyet, sıra dışı bir belediyecilik yapıyor. Bunu azmedemiyorlar. Vatandaşı Mansur Yavaş'ın en güçlü olduğu yerden dürüstlük, şeffaflık, namuslu yönetimi yani ona bir zede getirebilir miyiz? Çamur atabilir miyiz? Böyle bir algı yaratmak istiyorlar ama nafile tutmaz. Niye? Bizim Allah'a çok şükür. Hiç endişe edecek bir şeyimiz yok bizim göreve getirdiğimiz insanlar da yanlış yapabilirler. Biz asla ve hata yapmaz demiyoruz. Bizim felsefemiz şu, bizim çalışanlarımız bizim ortağımız değildir. Bizim personelimizdir. Yanlış yapan kim olursa olsun bedelini öder. Biz yanlış yapan bürokrata, çalışana hiç kimseye kesinlikle sahip çıkmayız. Yanlış yapan üstüne biz de onlardan daha fazla gideriz. Kendi getirdiğimiz bürokrat da olabilir. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ankara tarihinde büyük şehirde kendi bürokratlarını teftişe veren ilk başkan Mansur Başkan'dır. Neden? Mansur Başkan şunu diyor. Ben yemem, yedirmem. Yene de sahip çıkmam. Yene sahip çıkmak, suç işleyene sahip çıkmak, suça ortak olmak demektir. Onun için bu tarz olayların biz neden çıkarıldığını biliyoruz. Bu devam edecek. Kamuoyu yanatılıyor. Bak 10 gündür. Diyorlar ki mor ve ötesine 71 milyon verildi. Yalan böyle bir şey yok. Bu 71 milyon doğru. O da KDV dahil. Üç tane ayrı ayrı konser. Murat Boz, Gülşen ve şey, Mor ve Ötesi. Kamuoyuna bakın şu arşiv ve özellikle yandaş medya 71 milyon Mor ve Ötesi'ne verilmiş bir, pro bir programda harcanmış gibi insanlara yalan bilgi veriyorlar. Bu yalan bilgi vermek, iftira atmak ne insani ne İslamidir. Biz bu şeylere tenezzül etmeyeceğiz. Bu yalan gerçekten yalanların e, çok uzun vadeli olmadığı tarihte hep görülmüştür. Doğrular da her zaman kazanmıştır. Biz bu şekilde doğru şeffaf çalışmaya devam edeceğiz. Bu tür şeylere de pabuç bırakmayacağımızı, bu mücadelemizi biz yasal çerçevelerde sonuna kadar mücadele edeceğimizi bütün herkesin buradan bilmesi lazım. Cumhuriyet ve 19 Mayıs ile ilgili bizim hassasiyetimiz fazla. Cumhuriyet bizim en büyük kazanımızdır. Onun için Cumhuriyetimizi gerçekten böyle çok görkemli olarak kutlamaya da devam edeceğiz. Bundan rahatsız olanlar varsa da biz bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin rahatsız olacağı konularla ilgili biz kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Duyum olarak arkadaşlarla görüştüğümde üç arkadaşımız yaralanmış. Hastaneye gitmişler. Tahmin ediyorum. Raporda almışlar. Tam yüzde yüz bilmemekle birlikte davacı oldular. Öyle biliyorum. Ama bu tür olayların her ne olursa olsun haklı veya da bunları yaşanmaması lazım. Bu mecliste Ankaralılara hizmet konuşulması lazım. Bu mecliste Ankaralı vatandaşlarımızın bütün bu problemlerimizi nasıl çözeriz tartışmamız gerekirken bu mecliste hizmeti nasıl engelleriz? Burada insanların Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki yapılan bu güzel hasletleri nasıl lekeleriz? Çabaları bu milletin gerçek söylüyorum. Türk milleti her şeye vakıftır. Biz bu milletin ferasetine güveniyoruz. Milletimiz gerekeni yaptı. Bir daha iyisinde bu önümüzdeki ilk sandık geldiğinde yapacağından benim hiçbir şüphem yok.